Eminim daha önce kanser hastaları için kanserle savaşıyor dendiğini duymuşsunuzdur. Şimdi gelin bu fikir üzerinden yani savaşma fikri üzerinden konuşmaya devam edelim. Gerçekten de bir düşmanla savaş halinde olsaydınız kullanabileceğiniz stratejileri bir düşünün. Ben ilk olarak düşmanlarımın nerede saklandığını bulmaya çalışırdım ki onlarla savaşmak için nereye gideceğimi bileyim. Ayrıca az sayıda düşmanla tek bir yerde mi savaşıyorum yoksa birkaç farklı düşman grubuyla ayrı ayrı yerlerde mi savaşıyorum bunu da bilmek isterdim. Sonuçta bu da benim nasıl savaşacağımı etkileyen bir şey öyle değil mi? İşte bu bilgilere yani kanser hücrelerinin nerede ve kaç farklı yerde bulundukları bilgisine evre deniyor. Düşmanıma dair bu bilgiye ulaşabilmek için onları izlemenin yollarını ararım. Mesela dürbünle bakabilirim ya da kameralardan izleyebilirim. Benzer şekilde akciğer kanseri olan bir hastada da vücuttaki kanser hücreleri hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıbbi görüntüleme kullanılır. Kullanılan tıbbi görüntüleme yöntemlerinden biri bilgisayarlı tomografi taraması. Buna kısaca BT ya da CAT taraması da denebilir. Bu görüntülemede kanser hücrelerinin üç boyutlu görselini oluşturabilmek için birkaç tane röntgen filmi bir araya getirilir. Ya da bir başka yöntem olan Manyetik rezonans görüntüleme yani MR'da kullanılabilir. Bunda da BT'ye benzer bir görsel elde edilir ama görüntüleme için radyasyon kullanılmaz. Son olarak da belki pozisyon emisyon tomografisi yani PET taraması yapılabilir. Bu görüntülemede de üç boyutlu görüntü elde edilir. Ama bu görüntü hızla bölünen kanser hücrelerinin yüksek metabolizmalı aktivitelerine göre oluşur. Bu görüntülerde ilk bakacağım şey kanserin ya da tümörün büyüklüğü ve akciğerin tam olarak neresinde kanser olduğu. Daha sonra bu bilgileri şu şekilde ifade edebilirim. Tümör büyüklüğü için T diyeceğim ve yanına da 1'den 4'e kadar sayılar koyacağım. 1, tümörün bir bozuk paradan daha küçük olduğunu ve sadece akciğerde belli bir yerde bulunduğunu ifade eder. Dörde doğru gittikçe kanserin aynı akciğerin içinde farklı yerlerde bulunduğu ya da akciğerin hemen yakınındaki yerlere yayılmaya başladığı ifade edilir. Örneğin burada kalbin etrafındaki sıvıya yayılması gibi. Gerçek hayatta düşmanlarımızın yayılmak ve yeni yerlere gitmek için sokakları kullanması gibi kanser hücreleri de yayılmak için lenf damarlarını kullanırlar. Lenf damarlarının ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Lenf damarları dokulardaki bağışıklık hücrelerimizi ve proteinleri alıp vücudumuzun her yerinde bulunan ve enfeksiyon durumunu anlamak için sıvıları inceleyen lenf düğümlerine götüren damarlardır. Göğüste birkaç tane lenf düğümü yani lenf nodu vardır. Buradakiler mediastinal lenf nodları ve buradakiler de hiler lenf nodları. Bu lenf nodları genel olarak akciğerden kanser hücrelerinin ilk gittikleri yerdir. Bu gayet anlaşılır bir durum çünkü birbirlerine çok yakınlar. Kanser hücrelerinin buradaki lenf nodlarına, hatta vücudun genelinde herhangi bir lenf noduna yayılıp yayılmadığını bilmek çok önemli. Bu bilgi kategorisini de nod kelimesini temsilen N harfi ile ifade edeceğim ve 0'dan 3'e kadar bir derecelendirme yapacağım. 0 demek kanser hücresi şimdilik yok demek. 3 ise Kanser hücreleri göğsün her iki tarafındaki lenf nodlarında da mevcut demek. Ha, tabii şunu belirtelim. Akciğere yakın lenf nodlarındaki kanser hücreleri kemiklere, karaciğere ya da beyine yayılan kanser hücrelerinden çok farklı. Neden mi? Farklı organlara yayılma durumu metastaz denen bir süreçle gerçekleşir. Yani bizi ilgilendiren şu son kategoriyi de metastaz için M harfiyle temsil edeceğim ve yanına da 0 ya da 1 koyacağım. 0 metastaz gerçekleşmemiş demek ve 1 de kanser göğsün dışında bir ya da daha çok yere yayılmış demek. Bu şekilde gerçekten de kapsamlı bir bilgi elde ediyoruz. Ancak bir süre harf ve sayıyı bir arada görmek biraz kafa karışıklığı yaratabilir. Şimdi mesela size bir hastanın kanser evresinin T4, N1 M0 olduğunu söylesem siz ne dediğimi artık anlayabilirsiniz. Ama doktorlar bazen bu derecelendirmelerin farklı kombinasyonlarını da değerlendirerek bir grup halinde derecelendirme yapar ve kısaca hastanın mesela 3. evrede olduğunu söylerler. Bu grupların detayına girmeyeceğim çünkü o konu epey karışık ama TNM evrelemesinin daha basitleştirilebildiğini söylemek istedim. Buraya kadar her şey tamam değil mi? Evet. İki tür akciğer kanseri olduğundan daha önceki videolarda da bahsetmiştik. Küçük hücreli dışı ve küçük hücreli. Şu ana kadar bu iki tür arasında farklı evreleme sistemleri kullanıldığına dair bir şey belirtmedim. Ama aslında evrelemeler arasında farklılıklar var. TNM evrelemesi genellikle küçük hücreli dışı akciğer kanseri için kullanılır. Bunun gayet makul bir sebebi var. Şöyle ki Küçük hücreli dışı akciğer kanserinin bölünme ve yayılma hızı küçük hücreli akciğer kanserine göre biraz daha yavaştır. Bu yüzden de genellikle çok ilerlemeden yani her yere yayılmadan önce teşhis konabilir. Ancak küçük hücreli akciğer kanseri teşhis edildiği anda genellikle çoktan vücudun birkaç yerine yayılmış durumdadır. Dolayısıyla da bu durumda evreler hakkında ayrıntılı bilgilere aslında çok da gerek olmaz. Önemli olan durumu bilmektir. Kanser sadece göğüste mi? Yani sadece akciğerlerde ve lenf nodlarında mı? Eğer öyleyse sınırlı evrede demektir. Ama kanser çoktan göğsün dışına çıktıysa ve bedende farklı yerlere yayıldıysa o zaman yaygın evrededir. Her iki durumda da evreleri bilmek hastalığın seyrini ve kanserle savaşma yöntemlerini belirlemede çok önemlidir.